Hayırlı günleriniz olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize. Hepiniz hoş geldiniz güzel kızlar, kardeşler. Ay, biraz camda şöyle bir nefes alayım. Pablo'nun videosundan kalktım, mutfağa geçiş yaptım. Biliyorsunuz hastayız. Yani video izlediniz. Bu da o videonun devamı aynı gün. Akşam yemeği yapacağım tabii ki şimdi. O videoda gördüğünüz akşam yemeği, o dünkü akşam yemeğiydi. Sabah videoyu üstüne çektim söylediğim gibi. Karışmasın kafalarınız. Şimdi akşam yemeği yapacağım. Saat biraz daha erken ama ben hazırlayayım. Fırında dinlensin. Balık yapacağız bugün. Çupralar vardı ya, geçen almıştım. Çocuklar sever balığı. Ondan sonra yesinler. Balık sağlıklı. Vallahi mutlaka kış aylarında hangi balığı alabiliyorsanız, hangisini seviyorsanız mutlaka haftada bir iki kere yiyin. Çünkü balık yazın hani olmuyor genelde. Kış aylarında daha çok tercih edildiği için biz de bol bol tüketiyoruz. Yani Azat da aşırı derecede seviyor ve yiyor. Geçen hamsi yapmıştım. Kızlar hiç sormayın başıma geleni. Azıcık kabak kaldıydı. Dedim ki onu da bugün pişireyim, yazık kötü olmasın. Kabağımın dibi tuttu. Ya ben öbür tarafları toplayana kadar şöyle karamelli kapak oldu. Ama olsun, tadı güzel. Yani karamel oldu. Yapacak bir şey yok. Şöyle de bir tane brokoli vardı. Onu da böyle susuz tavaya aldım. Az bir şey tuzdan haşladım. Öyle balığın yanına yeriz yazın. Onları da patatesi de haşlayayım da. Balıklar da şurada sabahtan suya koymuştum. Soğuk suya. Biliyorsunuz böylece buzluğa atmıştım geçen. Şimdi hemen onları temizleyeyim, yıkayayım. Güzelce soslayayım, tepsisinde siz de beni izleyin. Hadi bakalım, ondan sonra da fırına süreriz. Yanına da patates var. Maydanozlu tereyağlı patates yapacağım. Ondan sonra afiyetle yesinler. Azara baktım, geldim hemen. Ateşi yine çıkmış da. Biraz dursun da yine bir ilaç yapayım. Bazen bir temizleyip dediğim gibi geçen kendine vermiştim ya, hemen şurada bir temizleyelim. Bu büyükleri temizlemek zaten kolay, içinde az şey oluyor. Hamsi biraz zamanınızı alıyor, tek tek minnacıklar kuş kadar, değil mi? Ama balıkların arasındaki çoğu balıklardan çok çok lezzetli bu çupra. Aşırı derecede tadı güzel. Yani biz çok seviyoruz çuprayı. Şeyi de güzel, palamut muydu acaba adı? Herhalde palamut mu? Böyle kırmızı var ya, mercana benziyor. Barbun. Barbun balığı da çok güzel. Barbun. Ondan sonra işte şu çupra ve hamsi. Gerçi biz her balığı yiyoruz da, yani en çok onları tüketmeye çalışıyoruz. Çünkü bence her balığın kendine özel bir şeysi vardır herhalde kızlar. Değil mi yani? Her balığın kendine özel bir faydası vardır. O yüzden hepsinden yemek lazım. Farklı balıklar yemek lazım. Hangi balıkta bize ne şifa gizli olduğunu bilemeyiz. Ya. Bir tertemiz yıkayıp tepsiye koyup evde limon kalmamış. Can limonları getirsin. Bir tane limonun suyunu sıkacağım içerisine. Güzelce ne dereotuyla falan. Güzel bir sos hazırlayacağım. Onu güzelce balıklarımı soslayacağım. Ve fırına süreceğim. Patates yeter. Başka ne yesinler? Kendine bir de salata malata yaparlarsa kızlar, yapsınlar. Kadir geç gelecek. Onunkini bırakırım. Bu arada Kadir'i de zorla balık yemeye alıştırdım. Yemiyor kız balık. Yavrum ye diyorum, balık sağlıklı, mecbur yemen lazım. Hayır, o da artık yavaş yavaş yemeye başladı. Çünkü hani biz öyleyiz. Bazen hiç sevmediğimiz şeyleri artık yemeye başlarız. Ya da çok sevdiğimiz bir şey varsa ondan diskiniyoruz, yememeye çalışıyoruz. Yemiyoruz artık. Yani
Sürekli bu yeme içme konusunda tercihlerimiz değişiyor. Bu arada dünkü yorumlara biraz göz attım. Siz de benle bir şey. Çok eğlenmişsiniz o dağda ama o kadar güzel gittiniz. Ben otellerimi Durcan gelsin onun telefonundan size çekim göstereyim. Hangi sayfada yaptığımı ben hep booking.com mu booking.com mu öyle bir mavi bir sayfa var. Oradan yapıyorum kızlar. Diğer bütün sayfalarda da var. Bazen başka sayfalarda daha çok ucuz olabiliyor booking.com'dan. Ama ben hep araştırıyorum, bakıyorum Google'da. Yine en son booking.com'da ucuza denk geliyor bana. Çünkü dediğim gibi ben orada hep yıllardır orada yaptığım için her zaman tatil siz booking ettikçe hani tatil onayladıkça o sayfada size böyle puanlar kazanıyorsunuz ve indirimli alıyorsunuz tatilleri. O yüzden hep booking.com benim daha çok tercihim. Mesela aynı otele Rümeysa baktı, onda daha pahalı. Ben bakıyorum, bende daha ucuz. Çünkü ben sürekli kullandığım için. Vallahi evde ne iş biter, ne çamaşır biter, ne bulaşık biter. Hatta biri de yazmış ya. Yaşından başına da bakma, koca kadınsın, her gün geziyor. Evde çoluk çocuğu var diyor, iş yapmıyorsunuz diyor, her gün geziyor. Neden mi yok kız benim iş yapmadığımı? Kim yapıyor bu evin işini, sen mi gelip yapıyorsun? Ne oldun? Evde iş biterdi, çık gez, sen de çık gez. Kendini niye eve kilitleyeceksin yani? İlla kadınsınız diye mecbur. Yok şu çocuğu büyüyor, yok şu çocuğun şeyini yap. Benim diyor artık çocuk değil. Çocuk benim için artık azal. O bebek çünkü hani o küçük 3,5 yaşında onun bakıma şeye ihtiyacı var ama diğerleri artık çocuk değil, koskoca yetişkinler. Bir sağlam biraz daha küçük. Elimden geldiğince işimi yapıyorum, temizliğimi yapıyorum yapabildiğim kadar. Ben öyle de 4-4 bir tane çok temizlik hastası olanlar gibi de 24 saatte her yeri sürmüyorum. Gerektiğince temizlik yapıyorum. Kendimi de yıpratmıyorum bu arada. Eskiden biz gençken deli deli temizlik yapardık. Tanıyanlar bilir. Sabah akşam cam silerdik. Or yapardık, bunu yapardık. Yorulmak ne bilmezdik. Ha, geçen Ayfer'le otelde yine konuştuk. Dedim Ayfer hatırlıyor musun nasıl eskiden deli gibi yani temizlik yapardık. Geçen Ayfer hala deli gibi yapıyor da yine onun da gücü kalmamış artık. O da ayrı yapamıyor eskisi gibi. Kızlar yaş ilerledikçe artık böyle şeylerden bakıyorsunuz ve sonu gelmiyor. Evin işi bitmez. Aha evdeyseniz vallaha hasta olduğum halde bir dakika daha oturmuş değilim içeride. Yok bak şu çamaşırı yap, yok bak şu bulaşığı yap. Aha akşam yemeğe var, mecbur yemek yapacağım. Herkes işten gelecek. Yani bitmez ki iş. Tabii ki işimi de yapıyorum. Gezmemi de ikmal etmiyorum ben bir daha. Belki böyle sağlıklı olmayacağım. Belki bir daha böyle bir imkanım, bir fırsatım olmayacak. Benim fırsatım, imkanım varsa, cebimde çok şükür birkaç kuruşta param varsa arkadaş gezer yerim. Vallahi yapacak bir şey yok. Ben böyleyim, ne yapayım? Belki de size göre yanlıştır benim bu huylarım, bu davranışım ama ben kendim böyleyim. Ben gezmeyi, eğlenmeyi seven biriyim. Ha bunu şimdi mi yapıyorum? Eskiden de öyleydim. Tabii böyle uluslararası gezemiyorduk. Eskiden de arkadaşlar bilir. Böyle dışarıya işte oraya buraya giderdik arkadaşlarla. Kahve içmeye giderdik. Yani yine de o sıkıntılarıma rağmen o hapis o şey bir hayatıma rağmen yine de yaşamayı çok iyi bilen biriydim. Bir kendimi depresyonlara sokmamak için. Gezin. Canlarım benim. Elinizde olduğu kadar dediğim zaman da hemen lütfen hani yanlış da anlamayın hani parayı da tabii çok çok önemli, para olmazsa nereye gezmeye gideceğim? Ama parasız da gezilebilir, dışarı çıkabilirsiniz, gezin. Hani kendinizi eve kilitlemeyin, illa de bu işi yapacağım, bu işi yapacağım diye kendinde bir mecburiyet his etme. Yani sen de sonuçta insansın, ne kadar bir anne olsan, ne kadar bir eş olsan sonuçta bir insansın.
senin de dışarı çıkıp hava almaya ihtiyacın var. Senin de biraz farklı farklı şeyler görmeye ihtiyacınız var. Yani her şey ev işi deyip durmayın. Ama ben en iyisini yapayım. Geldim çözüyorum. Dediğim gibi ben nereden bileyim ki aha yarın bir gün bu sağlığım yerinde olabilecek mi acaba? Yarın bir gün böyle gezebilecek miyim? Belki de gezemeyeceğim işte. O yüzden tadını çıkartıyorum. Ya. Böyle işte kızlar. Siz de çıkarın. Ne yapın bana da kızmayın. Ben gezerim arkadaş. Yetiştiğim kadar işimi yapar. Kapıyı örter çıkar. Koskoca insanlar evdekiler. Hepsi de çok şükür benim çocuklarım gibi. Hepsi böyle kendine hani yemeğini yapabilecek çocuklar. Yemeğini, ekmeğini, aşını hazırlayıp yiyebilecek çocuklar. Öyle aklım hiçbir zaman kalmıyor. Dediğim gibi aklım sadece Pablo'da kalıyor. O da Pablo yazık küçük hayvan olduğu için. Öyle ben de şu patateslerin üstüne vereyim kızlar. Tencereye koyayım haşlansın. Can gelene kadar. Balık zaten beklerler. Bir saatte yakın balık. Fırında pişer. Ondan sonra yerler. Of yarabbim şifa ver bütün hastalara, dertlere. Zor işte. Hasta olunca da anneyseniz, kadınsanız işte yapmıyorsunuz da. Evdeysen, hastaysan da iş yapacağım mecbur. Simit kalktı bana makineyi falan boşalttı. Buraları toparladı. Dedim ben de yemeğe yapayım. Patatesleri de kullanırken seviyorlar. Şeyde. Tereyağıyla maydanoz doğruyor ya içerisine. Onu çok seviyorlar öyle. Ama makine niye durdu? Çamaşır makinesi yıkanıyor. Basıldı durdu. Şu otomatikler de insanı sinir ediyor. Kitlemesen dakikada dediğim dakika şey stop oluyor kızlar. Hemen duruyor. Şurada biraz da tuz da atayım patatesine. Her zaman ben haşlarken tuz atıyorum içine. Hadi bakalım. Evet. Kızlar, can geldi. Hemen balıklarımızı soslayalım. Fırına süreyim. Şurada patateslerim haşlandı. Soydum. Şurada hazır dursunlar. Tereyağısını da içine attım. Balıklar piştikten sonra onları güzel bir kızartacağım. Üzerine maydanoz doğrayıp. Balıkları soslayalım beraber. Şöyle biraz zeytinyağı aldım tabağa. Bir diş de sarımsak içerisine vırtladım. Şöyle bir çay kaşığı kadar vegeta kattım. Çok az. Gerçekten çok az. Ondan sonra dereotu bir tatlı kaşığı. Dereotunu fazla kullanabilirsiniz. Şöyle. Ve tuz. Ve limon. Biliyorsunuz ki çoğu böyle hep her yerde görmüşsünüzdür. Böyle limonları üstüne kesip indiriyorlar ya da içine koyuyorlar, altına indiriyorlar. Ama ben öyle sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Çünkü bitter oluyor. Yani acımsı, o limonun kabuğu var ya. Soyup indirseniz bile acımsı bir tat veriyor. Ne? Limonu böyle hani dilimleyip üstüne indirmek. Al sağ ol, 700'lü bunu aldım. Ben böyle limonun yarısını böyle gerçekten suyunu sıkıp onunla güzelce balığımı sıvıyorum. Öyle daha güzel ve daha lezzetli oluyor. Hem de balığınız acımsamıyor. Çünkü limon kabuğu acı biliyorsunuz. Aa, şu limonu sıkacak gücüm yok Mustafa ya. Diyorum şu limonu sıkacak gücüm yok. Tabii ki isterseniz patatesleri, zepse, her şeyi dizersiniz tepsinize baharatlayıp üzerine de balıkları indirebilirsiniz. Ama biz balık hep sade böyle kızarmış tercih ediyoruz. Bilmiyorum niye? Herhalde böyle çok sevdiğimiz için. Ondan sonra da patatesi ayrıca kızartıp yanına indiriyoruz. Allah razı olsun. Taze ekmek falan getirmiş, un getirmiş. Şöyle bir güzel sos hazırladım. Bir dur kamerayı göstereyim size. Şöyle bakın. Şöyle yeşilli bir sos. Ne yapacağım? Şimdi bunu balığın içini dışını yağlayacağım güzelce bundan. Limon olsaydı bunu dinlendirirseniz bu şekilde bu sosla daha bir güzel oluyor.
Şöyle doldurun içine. Hem altını hem üstünü. Hatta ara ara da bazen fırında balık pişerken sosum kaldıysa onunla da güzelce yeniden üzerine siliyorum. Böyle tepsiden sosunu alıp balığın üzerine sürüyorum. Ben bugün sevdiğimiz yemek var, balık var. Limon aldım ya. O yüzden bir sürü limon aldım. Evet, bol limon. Ben asla limonsuz. Hatta lokantalarda gıcık kapıyorum böyle var ya. Çeyrek yalan limon veriyorlar. Orada ay dilimi de değil. Değişik ay, yarım ay. İnsan sıkamıyor bile. Ama diyor Türkiye'de büyük veriyorlar. Limon çok veriyorlar. Buradaki ya. Restoran, buranın kültüründe limon fazla olmadığı için şöyle sarımsakları içerisine dolduruyorum. Fark ettiyseniz hani dışında olursa yanmasın diye. Şöyle güzelce bir yağladık. Bol limonlu sosumuzla. Bunu dediğim gibi hani limon önce de olsaydı böyle yapıp dinlendirecektim. Şöyle iyice içine çeksin bir saat kadar. Ama limon yoktu. Bir şey olmaz. Şimdi şu şekilde fırına süreceğim. Şöyle güzel güzel bir pişsin ablaları. Fırın önce bir iyice ısınsın. Sonra altını kısacağım. İsterseniz balığa böyle çizik atabilirsiniz. Dur biz de atalım bari. Hatırları kırılmasın. Bunu hani kabı şey olmasın diye. Kabarmasın diye. Bu bıçak da fazla kesmiyor. Şöyle az bir şey. Model olsun. Valla bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum. Bu halime bağlı. Tamam mı Mustafa? Azadım da bir ateşi gideydi. Fazla. Yarın da evde kalsın. Kalsın varım sanki üniversiteye mi götürdük ya? Hasta hasta. Kireç oldu ki ana oğlu bile değil daha. Ana oğlu bile değil. Ön hazırlık değil mi kreş? Ana okul. Kreş. Ön hazırlık işte. Yani alıştırma. Yani. Ders bile görmüyorlar. Daha normal tanışma şeyi. Oyun oynuyorlar. Ders olmaz da onlar. Öğreniyorlar işte doğru yanlışı. Çocuğu sağlığından öğrendin mi? Eve çağırızdı. Eve. Şimdi hemen fırına süreyim. Kızar. Güzelce bir kızarsınlar. Fırın ısındıktan sonra 200 dereceye alacağım. Güzelce piştikten sonra derecesini açabilirsiniz ki üstü kızarsın. Bu kadar. Ben böyle bir şey sos hazırlayayım balıklarıma. Hadi bakalım kızarsın. Ben de canın getirdiklerini yerleştireyim bu arada. Evet kızlar, balıkları fırına sürdüm dedim hemen kısa. Size gösterecek olan şeylerimi göstereyim. Evet gözlü balık yapıyor anne sana. Sen çok seviyorsun. Burada hey. Çekiyorum. Ama buradan biniyoruz değil mi? Video çekiyorum. Bilmiyorum. Kızlar şöyle güzel psikologumu göstereyim. Neslihancığımı. Biliyorsunuz her İstanbul'a gittiğimde mutlaka buluştuğum. Instagram sayfasında var. Bilmiyorum Instagram'ınız var mı yok mu? Instagram'lar yoksa Neslihan'a nasıl ulaşacaksınız kız? Ben de bilmiyorum işte. Orasını ben de bilmiyorum. Bu arada Neslihan'cıma güvenebilirsiniz. Gerçekten çok güzel sohbeti var. Çok güzel, başarılı işinde ve güvenilir. Dedim size buradan da tavsiye edeyim. Çünkü benim indirim kod yaptı bana. Beni takip edenlere Instagram'da burada Neslihan'cım indirim yapacak size. NARE10 kodunu verirseniz indirim yapıyor. Ve takibe alacaksınız tabii ki Neslihan'cığımı da. Öyle yani dedim söyleyeyim Türkiye'dekilerin fiyatını aynı yurt dışındakilerine de aynı yapıyor. Yani psikoloğa gitmek ayıp değildir, kötü bir şey değil. İlla deli olmak zorunda değilsiniz yani psikoloğa gitmek için. Herkesin bir psikoloğa ihtiyacı var, herkesin rahatlamaya ihtiyacı var. Evet aramızda rahatlıyoruz, dertleşiyoruz ama tabii ki de bir psikologla konuşmak çok çok farklı bir şey. Onu da söyleyeyim. Dedim şurada kısa bir göstereyim Neslihan'cığımı size. Bir de oteli nereden yaptığımı onlara da göstereyim hemen. Evet kızlar sorduğunuz sayfada hani diyorsunuz ya Narin abla otellerini nerede yapıyorsun diye. Ben şurada yapıyorum. Aha şu mavi var ya Booking.com. Şöyle basın.
Burada ben bunu belki 6-7 yıldır kullanıyorum ve gerçekten çok güvenilir bir sayfa. Ne bileyim yani, Alman'ın sayfası benim şeyim değil ya yani. Ve uzun süre hep aynı buradan mesela diyelim bakın hep bana böyle rabatlar geliyor. %10, %15. Bazen hatta bir kere hatırlarsanız bana bedavaya gelmişti değil mi bir tane otel? Şeydi. Praha gittiğimizde. Good Shine'lar geliyor. Uzun süre kullandığınız zaman size sürekli böyle indirim kodları falan geliyor. Ve ben de diğer sayfalar da var. Karşılaştırıyorum. Mesela diyorum ki oteller burada mı daha ucuz, orada mı daha ucuz? Karşılaştırıyorum ve en sonunda yine burada karar vereyim. Çünkü burada daha çok bir garantim var. Ve şey yapıyorum. Kolay. Bu sayfa çok basit. Diğer sayfalara gidiyorum çok zorlanıyorum. Mesela ararken ne bileyim bir yere kaydediyorsunuz ve siliniyor. Yeniden vermek zorundasınız. Ama burada bu böyle değil. Her şeyini yaptığın zaman kayıtlı kalıyor. Bir de ben en son gittim oteli de göstereyim size. Zürichligend. Şuraya gitmiştik kızlar. O apart tutmuştuk ya hani. Gerçekten çok temizdi. Değil mi Can? Bakın evet. Mesela bu apart da bize çok indirimli gelmişti. Keşke valla keşke benim evim olsaydı. Apart bakın hani şu an 4 günlük bir fiyat gösteriyor ama diyelim ki 1 günlük fiyatı ne kadarmış bir bakalım bir Can. Diyelim bakın burada fiyatları gösteriyor zaten. He. 12. ayda çok pahalı kızlar. Hani çünkü tam Almanların bayramları falan. Bakın sonra iniyor günlük fiyatı. Oo, bayağı çıkmış fiyatlar Can. Biz var ya acayip ucuza aldık. Biz geceliğini işte bir gününü 220 euroydu o gün. Hani benim yapacağım gün. 220 liraydı. O 220'den de indirim kodu geldi. %15 180 mi 170 kaç euro ödedik. Yani bu tür indirimlerini takip ederseniz gerçekten bayağı faydalı oluyor ve çok güzel bir evdi. Tabii bunun küçük versiyonu olanlar da var. Bu 3 yatak odalıydı. Mesela diyelim küçük yatak odalı olanlar da var. Bu sayfalardan arayıp buluyorum kızlar hep otellerimi. Ben buradan yapıyorum. Size de dedim yerini göstereyim. Çünkü kaç defa sordunuz ettiniz. O yüzden dedim bugün size göstereyim. Çünkü demiştim hani göstereceğim de gösteremediydim. Öyle hadi bakalım bir yemeğimiz pişsin. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim. Tereyağı attım içine. Az bir şey... Vegeta ve tuz kattım. Ondan sonra şey maydanoz doğradım üstüne ve güzelce bu pişsin. Ondan sonra balıklarımızın yanında yeriz. Şöyle güzelce de kızarsınlar. Bunu isterseniz soslu yapardınız, salçalı yapardınız, pul biber katarsınız. Ne bileyim sarımsak katarsınız, soğanlı yaparsınız. Tamamen size kalmış. Ama dediğim gibi ben ve çocuklar bunu böyle sade seviyoruz. O yüzden kendimize böyle bir de kolay oluyor. Ama kim uğraşacak? Valla şöyle yapın gitsin. Şimdi biraz güzelce bir kızarmaya başlasın. Balıklara bakalım. Hani ablalara hani ağzıların yüzleri şişmiş mi? Oo, biraz daha kızarsın. Bekmeniz lazım. Balık soğansız olmaz. Hadi bakalım herkese afiyet olsun. Sara ile Kadir'inkini de bıraktım. Onlar da bir balığı ortadan böleceğim. Çünkü ikisi birer balık yemiyor. Benle Azat da bölüşeceğiz. Biri Can'a biri Simiş'e. Hadi bakalım afiyet olsun. Soğan da getir. Kuru soğan olmazsa olur mu balığın yanında? Gel al Sara gel al. Neyse kızlar. Kör olsun bu gözler. Niye Allah korusun? Kör olsun bu gözler. Ne yaptın kapla? Sara kabağı yaktım Sara. Sara şoklara girdi. Ama tadı güzel Sara. Karamelli kabak yaptım. Bunu hiç kimse yapamaz. Bunun tarifi sadece bende var. Karamelize edilmiş kabak tatlısı. Evet kızlar. Ben de size böylece vlogumu kapatıyorum. Azaba neler aldım? Evet çok ablası bir sürü eşya getirmiş. Bir sürü içecekler getirmiş. Şey... Can'a acayip içecek istedi bugün işte yazın. Can da getirmiş bir sürü bak. Azal yapamayacak mısın? Hı hı. Sana balık ye kız, balık ye kız. Anne. Bugün anne. Dedim he. Ben? Hadi o
onu yap. Burayı aç. Dedim videomu kapatayım. Ben de hastayım. Biliyorsun biraz gidip uzanacağım. Anne burayı aç. Ver bir açayım da onu açtım ama orada olmadı. Nerede? Hadi bakalım kızlar. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yukarı aç.